Mert'in kredini tüketme derken ne demek? Kredini tüketme. Na, yani na, ne olabilir? O da diyor ya zaten. Şey güzel bir cevap verdin. Yani. <laughs> Banka mısın? Kredi mi çekeceğim? Bir de analım bir şey vardı. Beni uyarmayın söylemi var ya. Bunu daha önce de kullanmıştın. Hatırlıyor musunuz? Birkaç e, ...oyun oyun Bora ile arasında Bo olan Evet sanırım getirdi getirmedi. Beni falan. yönetim uyarsın. Hani siz uyarmayın tarzı bir söylemi de vardı Anıl'ın. İş sana bir bakarken şey oluyorum şu an ...Anıl'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Yok söyle ben Anıl'ı eleştireceğim mesela burada. Eleştir hadi başla o zaman. Beni uyarmayın ne demek ya? İşte bu ne demek değil mesela mi? Mesela şimdi ben burada yorumcuyum hep yine empati yaparak gideceğim. Ben şimdi yorumcuyum. Sen moderatörsün. Biz ile beraber yorum yapıyoruz. Hepimiz kime bağlıyız? TV8 yönetimine bağlıyız. Doğru mu? Buradaki masadan TV8 yönetim sorumlu değil mi şu an? Biz hepimiz Aslı ablaya bağlıyız. Genel müdürümüze, işte iç yapımlar müdürümüz Atılay Bey'e bağlıyız vesaire. İşte yapımcımız Boğaç Bey'e bağlıyız şu an. Sırayla gidiyoruz böyle. E sen şimdi mesela benle ilgili bir şey söyledin. Tamam mı? Ben illa gidip onlara mı söylemem lazım Vay. ya? Hayır. Kişisel bir şeyse ben seni uyarabilirim ya. Evet. Ya Kübra'cığım benle konuşurken biraz daha söylemlerine dikkat et diyebilirim. Ne yapacağım yani? Genel müdürümüz Aslı Çin'e mesaj Kübra bana yayında bir şey söyledi. Lütfen onu uyarın mı diyeceğim ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu kişisel bir şeydir ya. Ben seni uyarabilirim. Sen beni uyarabilirsin. Damla ile birbirimizi uyarabiliriz. Mesela Damla benle bir dalga geçer işte. Mesela bir sene yapmışlar da T'yi almışlar, saf bulmuşlar vesaire. Bir senin söylemene göre. Damla bana bunu yaptı. Bir daha yaptı. Bak Damlacığım dedi. Beni alma. Uyarıyorum seni. Bir daha uyarmam. E ne oldu şimdi? Damla şey mi diyecek? Sen beni uyaramazsın. Beni Aslı Çin'i e uyarır mı? Beni Acun uyarır mı diyecek? Ne alakası var ya? İnsanlar insanlara uyarı verebilir yani kendi aralarında kişisel bir ilişki bu. Mesela Anıl'ın bu söylemene katılmıyorum. Mert'in de kredin nasıl söylemine katılmıyorum. Ne oluyor yani? Sa sana göre ne kredisi var? Bu? Ne olmuş mesela? Kredin azaldı. Kredin azaldı serverden elendim e, mi? Evet ne demek? O ne demek mesela? Ona da katılmıyorum. Yani işte bu, bu söylemlerde hata buluyorum ben genelde. Bendeki mi demek istedi acaba? Bendeki kredi. Ondaki kredisinden bahsediyorsa eyvallah. Bendeki kredin azalıyor demek olabilir. Bendeki kredin azalabilir tabii ki. Evet yani, tamam. Kredini azaltma lafı başka bir şeydir. Bendeki kredini azaltma başka bir ben şeydir. Ben işte mesela olayların bu raddeye gelmesini hani sadece bir şans faktörü oyuna isyan etme modundan buralara gelmesi bana biraz fazla böyle hani olay kabartılmış gibi geliyor. Hani gerek var mıydı bu kadarına? Bence gerek yoktu. O yüzden diyorum yani şimdi ben olayın altını tırmalamaya çalışırsam kazdıkça bir şeyler çıkartırım zaten kendime. Sen bir şey söylersin bana. Ben onun altından girerim üstünden çıkarım bir şeylerim. Bunu mu demek istedin bana? Böyle mi dedin? Böyle mi dedin? Olayı bir anda bir bakmışsın başka bir boyuta taşırım. Şimdi benim anlatmak istediğim olay da buydu yani Mert'in aslında demek istediği arkadaşlar kazandınız oyunun gerginliğinden dolayı ya da oy, o anki isyanından dolayı nasıl her yarışmacı sinirlenebiliyorsa oyun alanını bir şekilde terk ediyorsa işte mataraya vuruyorsa Mert de öyle bir şey söyleyerek adrenalinden ya da işte o anki nabzından dolayı karşı tarafı suçlamadan oyuna isyan etti mi? İsyan etti. Sen buradan kendine pay çıkartıp bir şekilde rahatsız olmuş olabilirsin. Olayı kişiselleştirmiş olabilirsin. Ona aynı tatlı bir mesaj verebilir miydin? Verebilirdin. Sonra orada konu kapanır mıydı? Kapanırdı. Hani sonra sen beni uyaramazsın. Sen bana bunu diyemezsin. Hani bu birazcık şey. Ben buradayım mı göstermek. Onu demeye çalışıyorum. Bunlara gerek var mı? Bence gerek yok. O kadar. Benim yorumum bu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Damla ya. <laughs> Yani bu konuşmada için Mert'in bir hatasını buluyor musun mesela? Yani bütün olaylar mesela. Ya Mert'in bak ben Mert yani sana göre böyle Mert'in de şurada işte aslında şunu demese falan diyebileceğim bir yer var mı? Çok merak ediyorum ya. Ya Mert'in sadece oyun alanında. <laughs> hayır sanki Mert <laughs> Mert Funk'la bu gibi olay aklıma Bu olay çok sıradan bir olay ya. Olay bir şekilde büyüdü geldi gündem oldu. Konuşuyoruz evet. biz de. Tabii ki farklı fikirlerde de olabiliriz. Yani işte şurada mesela ben diyorum ki mesela analla ilgili söylemlerimde diyorum ki işte, sporcu olmadığın için lafı ne demek? Onu çıkar diyorum veya işte ne demek uyaramazsın herkes herkese uyarabilir diyorum. Mert'le ilgili de diyorum ki %90'dan %3'e diyor bu şans faktörü biraz da fazla şans diyor karşı tarafı da rencide ediyor. Oyun alanında bunları yapıyor ama seromeni ondan sonra işi toparlıyor vesaire vesaire eleştirebiliyorum. Sen acaba burada bu olayda bu hikayede Mert'in ya şurada da Mert biraz fazla yaklaştı diyebildiğim bir yer var mı merak ettim. Ya Mert için şu an Merttir yapar mı? <laughs> Hayır ya bak öyle al, Laf öyle, öyle başladı ya çıldırttın beni evet, ya Merttir laf var iyi ya Merttir yapar Hayır. öyle mi? Bak gerçekten öyle bir şey demek istemedim Öyle dediysem de yanlış aktardıysam kusura bakma yani estağfurullah, Öyle estağfurullah. bir şey demek istemedim <laughs> Ben hiçbir şunu yarışmacı de, için şunu şudur de. yapar lafını sevmiyorum He, Tur abi yani... bir yapar Şimdi Tur abiye selam olsun yani, Tur Hayır abi bak iki bazı şampiyonu insanların e, tarzı yapamaz, var kardeşim. ya Bak şimdi bazı insanların bir tarzı var ya Artık hani ona alışmışsındır ve o insanı değiştiremezsin Hani kastettiğim olay buydu. Şimdi ben Mert'i değiştirmeye çalışsam Mert öyle değil böyle davranacaksın desem Mert öyle davranabilir mi? Davranamaz. Mert özelinde söylemiyorum bunu. Nasıl ki mesela Anıl da çok sinirlendiğinde oyunu kaybettiğinde bir anda böyle çok sinirli öfkeyle gidebiliyor. Ben onu normal karşılıyorum. Yapabilir. Ya da atıyorum bir yarışmacı başka bir yarışmacı için konuşalım. İşte Nilsat... Tek başına kendi bireysel oyununu oynadı orada kendine göre bir atış yapamadığı için sinirlendi gitti yapabilir diyorsam. Ya da bir oyuncu alıp kalkıp matarayı fırlatıyorsa ya da Barış mesela sinirlendiğinde bir taraflara vuruyorsa ben bunları normal karşılıyorsam kendine zarar vermediği müddetçe. Yani orada Mert'in de o yorumuna artık hani bunu yapmasın yapmamalı bence diyebileceğim bir nokta yok. Hani öyle başladı ve öyle devam ediyor o yüzden Mert yani bunu yapar. Çok normal. Nasıl? Barış oyunu kaybettiğinde bir tarafı tekmeliyorsa ya da atıyorum elindeki labutu ya da topu bir yerlere atıyorsa yani yapabilir. Bu yarışmacının kendi doğasında bu var. Yani bunu değiştirmeye çalışamam ben. O yüzden ben de Mert için bu yorumu getirdim. Yani artık Mert'e alıştım. Güneşe isyan ediyor. Puzzle'a isyan ediyor. Hani onu öyle şey o şekilde kabul ettim. Onu demeye çalışıyorum ben. Tamam. Yoksa hani Mert Mert özelinde Mert yapar ama diğer ya, hiç kimse yapamaz gibi bir şey anlaşıldıysa o lafımı düzeltti. Bu olayda Mert'in hiç herhangi bir ya Mert Fazla şu... bir unsurunu buldum. <laughs> Mert, Mert için şunu söyleyeceğim. Sinirim bozuldu. Ay, konuyu değiştireceğim giremiyorum. Devam <laughs> Ay, ben bana geliyorum. Yani hiç... Konuyu yani, değiştiremiyorum yani, şu an. Anıl, Anıl ben hikaye ben yarattı. yarattı. Anıl ya hikaye yarattı. Anıl, <laughs> <gergin. gülüyor> Anıl uzattı. E şimdi bana bana da, senin Anıl da Mert'le ilgili. Anıl da Mert'le ilgili. Anıl, evet, Anıl o da Mert'le ilgili. Anıl da Mert'le ilgili. Anıl da Mert'le ilgili. Anıl Mert'le ilgili diyor ki son derece beyefendi bir adam olduğunu biliyorum diye. O zaman Mert de kapatsın konuyu senin söylemine göre. Ya evet işte aslında Mert. Le Mert de şunu demeye çalışıyor oradayken. Ben böyle bir şey yanlış anlaşıldıysam hani e, öyle bir tarafa çekilmesin ben bunu demek istedim diye. Hani olayın orada kapanması gerektiğini düşünüyorum ben kendimce. Ama onun dışında oyun alanında hani belki sert söylemler olabilir dediğin gibi. Karşı tarafı susturmaya ya da bastırmaya yönelik sen çok agresifsin sen böylesin. Hani bunlar çok ağır gelebilir belki dediğin de olabilir. Mesela hikmetin yerine koy kendini <laughs> bir oyun kazanmışsın uzatmak istemiyorum ama yani merak ediyorum <laughs> ya zorlamak istiyorum ya. <laughs> Tabii ki. Peki, ya, ne demek? Ne demek? Koy kendini oynuyorsun. Yırtınıyorsun. 4 dakika sürmüş parkur. Koşmuşsun, gelmişsin, atmışsın, etmişsin, bitirmişsin oyunu. Karşı taraftaki rakibin Mert sana diyor ki <laughs> %90 zaten bu oyun şans diyor. Mesela ben, ne düşünürsün? Dedim. O adrenalin ne düşünürsün? Ben dedim ki bana mı dedin derim. Benim Yok şey, şey dedi. Mahmut'a dedi orada. Tamam bana, bana mı söyledin diye diyecek? ben Tabii ki de belki evet damla senin damla senin şansa kazandığını şey. Senin 180 atıyorsun nabzın tamam mı tamam. o sıra 180 atıyorsun nabzın oyunu kazanmışsın bütün arkadaşların etrafına gelmiş. Oo Ya olası... sen insan beni buradan vuramazsın. Ben hiçbir oyuna Vurmaya bu kadar, kadar fazla ya. şey yapmadım ki. Vurmaya Çok normal Ben, ben de mesela oğlum. öyle bir insan değilim anladın mı? Ben olayları böyle agresifliğe taşıyım ben kavga edelim oradan onun altından bir neden bulayım da onun açığını bulayım gibi bir insan olmadığım için evet. aslında böyle yorumluyorum. Anladın mı? Ben olayları böyle yokuşa sürmem. Ben onu mu demek istedin diye sorarım. Karşı tarafta üstüne alıma ben sana söylemedim der. Ben derim ki bu şekilde anladım derim uzlaşmaya giderim anladın mı? Ben tartışmayı sevmeyen bir insan olduğum için böyle yaparım diyorum. O kadar. Gireyim mi? Gir. Sorun var mı? Gir Girelim. Gir. Kızı s daha fazla şey yapacağım. Ateş bastı <laughs> şu an damla bak. Aç klimayı. Damla aramaya başladı. Damla işte bak, ilk defa klima istiyor <laughs> evet. şu an. Abi. Oley ya. İlk İyi süper. Hadi. Tamam neyse hadi biraz o zaman Berna'dan devam edelim. Hadi. Berna hadi. isminin yazılmasının ardından döndü ve takımına beni neden yazdınız diye hesap sordu.